Türkiye'de yaşadığım ve çalıştığım bir yıl boyunca en çok beni şok eden kadınla erkeğin ilişkisi. Ya Rusya'da, yurtta bile kadınla erkek beraber yaşıyor. Kadınlar için yurt, erkekler için yurt yok. Yurt var ve öğrenciler orada kadın erkek diye ayrımı yapılmıyor. Ben 2009'a kadar Azerbaycan'da lise okudum. Ondan sonra 2009-2014 araları Rusya'da bachelor yaptım. 4 senelik bir okulum vardı. Sonra Türkiye'ye gelmek şansım oldu. 2014-2015 arası Türkiye'nin turistik yerlerinde çalışma zamanı oldu. 2015'in Ağustos'unda Roma'ya geldim. Ciao, io sono Nazir. Sono da Roma dal 2015 e sono 28 anni. Ben yurt dışında okumayı 13-14 yaşımda kafama koymuştum. İşte o yaşlarda Amerikan programları vardı, dublajla falan izliyorduk. İnsanlar seyahat ediyor. Onlara bakıp hep Avrupa olsun ya da en azından bir yurt dışı olsun, bir yurt dışı experience'ım olsun diye istiyordum. Lisedeyken okullarımıza Gürcistan'dan, Türkiye'den, Rusya'dan teklifler geldi. Bizi üniversitelerine davet ediyorlardı. Zaten yurt dışında yaşamak istiyordum ve fırsat ayağıma gelmişken Türkiye ve Rusya'yı denemek istedim. Her iki ülkeye başvurdum. Rusya'yı kazandım. Benim üniversitemde zaten 2 tane boş yer vardı. Ben ikinci oldum. Benden önce bir kız vardı. Onun ismini söylediler. Babam bana baktı, ben babama baktım. Ya ikinci ben olacağım mı diye düşündüm. İkinci de benim adım çıktıktan sonra ben büyük bir oh çektim. Zaten 2 boş yer olduğu için biz direktmen bursu kazandık. Ama çok güzel duyguydu. Yani onu anlatmak bence çok zor. Rusya'da Petrogorsk Devlet Üniversitesi'ni kazandım. General Management bölümünü kazandım. Rusya'yı aslında çok güzel buldum. İnsanların kafasında oturuşmuş bir fikirler var. Ruslar böyle sarhoş, çok kabalar, çok sertler, kavgacılar. Aslında benim de öyle bir ön yargım vardı Rusya'ya karşı. Böyle olsaydı çok üzülürdüm ama ne mutlu bana ki ben oraya gittiğimde karşıma ailelerini seven, çocuklarını seven tam farklı bir Ruslar çıkmıştı. Rusya'nın da bunu ben daha çok iklimle alakalı ediyorum. Çünkü orası çok soğuk ve bu soğuk ülkede siz biliyorsunuz zaten Skandinav ülkeleri de aynı. Çok soğuklar, insani ilişkileri düşük. Ancak ben bunu Kuzey Rusya'ya ait ediyorum. Çünkü ben Rusya'nın güneyinde yaşıyordum. Orası bayağı sıcaktı. İnsanlar da sıcakkanlıydı. Ancak Rusya kuzeyinde işte Moskova olsun, Sankt Petersburg olsun insanları tanırsanız belki hakikaten arkadaşı olursanız o sizi hiçbir zaman bırakmaz. İnsani ilişkileri çok önem veriyorlar orada. Ne kadar bir iyi insan olduklarını anlarsınız. Ya, tabii ki hepsi de değil, hepsi melek değil tabii ki. Ancak genel olarak ben bunu gördüm. Bana da öyle geliyordu çünkü. İçki Rusya'da kutsaldır. İçki içmeyi çok seviyorlar. Yalnız bu içki cumartesi oluyor. Tüm Avrupa'da gibi. Yani ona kalırsa ben İtalya'da 6 sene yaşıyorum. Yani Rusların alkolde geçebilecek bir millet olmadığını düşünüyordum. İtalyanlar da bayağı içiyor. Onun için bence o Rusya hakkında olan bir ön yargıdır. Başka bir şey de değil. ...2013 senesinde üniversiteyi bitirdim, Rusya'yı, işletme bölümünü. Sonra 2014'ün sonuna kadar çalışıyordum Rusya'da zaten. 2014'ün sonunda ekonomik kriz yaşandı. Her şeyin fiyatı arttı. Her gün biz markete gittiğimizde işte ekmeğin bile parası her gün artıyordu. Ve faturalar artıyordu, kira artıyordu, maaştan başka her şey artıyordu. Ben de artık bir karar aldım. Zaten dedim master yapmak istiyordum ve... Madem benim arzum Avrupa'ydı, IELTS vermeyi kararı aldım ve Azerbaycan'a geri döndüm bunun için. Çünkü artık Rusya'da kalmam bir sebebi yoktu. 2014'te ben sınavımı verdim. O sertifikada zaten 2 sene boyunca aktif oluyor. Ve o bir senede 2014-2015'te de Türkiye'ye gittim. Tur şirketleriyle, turizm şirketleriyle çalışıyorduk. Türkiye'de yaşadığım ve çalıştığım bir yıl boyunca en çok beni şok eden kadınla erkeğin ilişkisi. Ya Rusya'da, yurtta bile kadınla erkek beraber yaşıyor. Kadınlar için yurt, erkekler için yurt yok. Yurt var ve öğrenciler orada kadın erkek diye ayrımı yapılmıyor. Ve biz İstanbul'dayken asansöre binecektik, binemedik. 2 kadın olduğundan binemezmişiz. Sonradan öğrendim, Karagümrük denilen bir yer varmış, oradaydık. Biraz ağır bir semtmiş, sonradan anlattılar bana. Ancak içki bakımından da, ben içki içen bir insan değilim, spor yapıyorum. Ancak Azerbaycan'da, Gürcistan'da istediğiniz yerde içki içebilirsiniz. Çünkü kimse buna karışmıyor. Yani tabii ki siz gidip birisini rahatsız ederseniz artık hukukla yüz yüze kalacaksınız. Yalnız hiç kimseye rahatsız etmeden içkinizi içip sigaranızı içiyorsanız, bu sizin hayatınız, bu sizin seçiminiz. Bunu mesela İzmir'de ben görmedim. İzmir daha o bakımdan hem cumhuriyetçiler hem de daha sağcı, daha dindar toplum. Orada sanki iç içe yaşıyorlar, balans içinde yaşıyorlar. Mesela İstanbul'da bu yoktu. Bence bu problem. Çünkü sonuçta sizin özgürlüğünüzü kısıtlayan şeyler bunlar. Türkiye'deyken 2015'in Ocak, Şubat aylarında Sapienza Universitati Roma'da Business Management bölümünü, yani işletme bölümünü burslu kazandım ve İtalya'ya yerleştim 2015'te. Benim sertifikam olduğu için ben İngilizce dersler vermeye başladım. Üniversitede işte kütüphanesinde bir işler çıkıyordu. Biz de girip çalışıyorduk. Ben çalışarak geçimimi sağladım. Çünkü burada okuyup çalışmak çok kolay. Zaten haftada 2 kere ders vardı. Üniversiteye her gün gitme gibi bir şartınız da yok. Part-time çalıştığınızda eğer iyi çalışıyorsanız restoranda ya da pizzeriyada full-time 40 saat olarak çalışıyorsunuz ve parası da özellikle siz öğrenciyseniz 8 euro minimum para giriyorsa cebinize, ki bir öğrenci için 8 euro bayağı büyük bir para. 400 euroyu siz odanıza verdiğinizde sizin cebinizde net 400 euro bir para kalıyor. Yani öğrenci de ne ister? Eğlenmek, gezmek, dolaşmak, ki 400 euro da daha fazlasıyla yani yetiyor. Çok güzel bir his tabii ki. Asgari ücret denilen bir şey yok, ancak yani minimum maaş var. Minimum maaş da 800 euro. Burada şöyle bir şey var. İtalya'da alım gücü yüksek olduğundan 800 euro yetiyor. Tabii bu Türkiye'deki gibi asgari ücretle çalışıp hayattan tutunmak gibi bir şey değil. Burada insanlar o 800 euroya bayağı yaşıyorlar. Hiç kimseye borçları yok. Yemekleri yerinde, eğlencesi yerinde, kira paralarını ödeyebiliyorlar. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ya böyle bir algı var Türkiye'de, işte İtalya'nın ekonomisi çok kötü, berbat. Yunanistan'ın ekonomisi kadar. Yunanistan'ı bilmem. Ben bunu hiç hissetmiyorum. Ben bunu Türkiye'de daha çok hissettim. Yani fiyatlar bir uçuyor, yani hiç inmiyor. Her zaman bir sıkıntı yaşayan insanlar var. Türkiye'de bayağı asgari ücretle yaşamak çok zor. Ben bunu mesela burada görmedim. Hiçbir zaman siz burada et, balık, hiçbir zaman hiçbir şeyden mahrum olmazsınız. Yani eriğin 45 TL olduğunu siz burada görmezsiniz. Hiçbir zaman. Arabalar çok ucuz. Mesela efsane Volkswagen Golf 3, Golf 4'ler burada 1000 euro. Yani bir aylık maaşınızı kenara atarsanız onunla siz gidip arabanızı alırsınız. Ben zaten bunun için yaşıyordum. Daha özgür yaşamak için her zaman çalışıyordum. Bu o demek değil ki başka ülkelerde özgürlük yok veya bulamıyordum. Hayır, sadece burada istediğiniz hayatı, istediğiniz şekilde, istediğiniz kişiyle, istediğiniz türlü yaşayabilirsiniz. Yani özgürlüğü sözde değil de harekette görebilirsiniz. Nazil abi şansı. 2017'de mezun olduğumda benim daha 1 senelik oturumu uzatma şansım vardı. Ben onu yapmadan turizm şirketinde iş buldum. Benim aslında hayalim, evet, burada bir vatandaşlık alıp da İtalya'nın güneyinde küçük bir köyde bir küçük evimin olması ya da deniz kenarında bir evimin olması, orada bir botumun olması, istediğim zaman denize çıkıp yüzebilmemin bir olması biraz fantastik gelebilir, ancak bence o kadar da imkansız değil. Yani hayalim İtalya ile bağlı böyle.